Evet, stüdyomuzdayız. Konuğumuz Orsam Ortadoğu uzmanı Sayın Uytun Orhan. Halep'i konuşacağız, Suriye'yi konuşacağız. Elbab'ı kuşatan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve ÖSO'nun son durumunu soracağız. Hoş geldiniz Uytun Bey yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Ben Fırat Kalkanı'ndaki son durumu soracağım size ama öncelikle bütün dikkatimiz Halep'in üzerinde. Çok yoğun bir çatışma olduğunu görüyoruz. Sivil kayıpları var. Rejim bir yandan bastırıyor. Artık muhalifler ikiye bölündüyse Halep'in tamamen rejimin eline geçtiğini söyleyebilir miyiz? Durum nedir kentte şu anda? Yani henüz geçmedi ama buna doğru gidiliyor. Çok da uzun olmayan bir süre içerisinde muhtemelen tamamen belki rejimin değil ama rejimin destekleyen unsurlar tarafından kontrol edileceğini söyleyebiliriz. Çünkü şu anda esasında sahada operasyonu yürüten güçlere baktığınızda Suriye ordusundan ziyade Lübnanlı Hizbullah, Irak'tan Suriye rejimine destek vermek için gelen Iraklı Şii milis grupların kara gücü olarak daha efektif bir şekilde sahada olduğunu görüyorsunuz. Havadan da bildiğimiz üzere Rusya'nın desteği devam ediyor. Ama sonuç olarak Rusya hava desteği altında rejim ve rejim destekçi milis güçlerin yakın zaman içerisinde kontrolüne geçebilir. Halep'in doğusu, güney hattında doğusu daha çok muhaliflerin kontrolündeydi. Rejim bu iki bölgeyi ortadan delerek iki hattı birbirinden ayırma kendi stratejisi izledi. Kendi açısından çok doğru bir strateji. Doğru, tabii son derece başarılı bir tırnak içerisinde askeri strateji çerçevesinde ortadan böldü önce. Sonra kuzeyde kalan kısım daha zayıftı, orayı ele geçirdi ki orada şunu vurgulamak lazım. O bölgeler Türkmenlerin, Halep'te Türkmenlerin yoğun yaşadığı bölgeler, işte Hüllük gibi, Bostanpaşa gibi mahalleleri Halep'in ve daha kötüsü yani bizim açımızdan en azından bu bölgeler rejim tarafından yine sahada ittifak yaptığı PYD, YPG unsurlarına şu anda teslim edildi. O mahalleler ne yazık ki şu anda YPG'nin elinde. Daha öncesinde işte Muntasır Billah Tugay'ı, Türkmenlerin oluşturduğu Tugay'ın kontrolü altındaydı. Tamamen güneydeki yerler kaldı şu anda. Terk etmediler. Böyle bir imkan da sunuldu oradaki muhalif gruplara. Evet, bir koridor açıldı ve Halep'i terk edin çağrısı yapmıştı hem Rusya hem rejim ama muhalifler o en azından sahip oldukları alanları terk etmeyi düşünmediler. Düşünmediler. Yani sonuna kadar direnmeyi seçtiler. Tabii bunun askeri açıdan doğru bir karar olup olmadığını sonradan belki değerlendiririz ama her halükarda son derece onurlu bir davranış. Çok doğru. Yani burada sonuna kadar direnip belki de burada hayatlarını feda etmeyi seçecekler ama şu anlaşılıyor. Bu işin son sahnesi İdlib. Yani Halep tamam rejim tarafından ele geçiriliyor. Muhtemelen bu sonuçlanacak ama Suriye İç Savaşı sonlanmıyor. Hı hı. Suriye muhalefeti bitmiyor. Hı hı. Bu unsurlar büyük ölçüde İdlib'e geçecekler. Hayır. Zaten rejim de son savaşı, işte bunu işte Rusya'nın Grozny'sine benzetiyorlar. Rusya'nın Grozny'si İdlib olacak ve orada büyük bir katliam yaşanacağı, orada bütün silahlı ve sivil unsurların rejim ve destekçisi gruplar tarafından boğulacağı, yok edileceği tırnak içinde beklentisi şu anda hakim. Şimdi değerli izleyicilerimiz için hemen bir hatırlatma yapalım. Efendim Rusya 1. Çeçen ve 2. Çeçen savaşlarında Grozny'yi hava bombardımanıyla, halı bombardımanıyla adeta dümdüz etmişti. Neredeyse hiçbir yaşamın kalmadığı bir durumdan bahsediyoruz. İdlib için de aynı durumun söz konusu olabilir. Halep ele geçtikten sonra psikolojik üstünlük ve askeri üstünlük rejim tarafına daha da fazla geçecek ve İdlib'e sıkıştıracak. Diğer ülkenin bazı kısımlarında, Ürdün sınırında, Şam'ın kırsalında, Lübnan sınırında, Hama, Humus kırsalında halen muhalif kontrolü olacak ama daha geniş bir coğrafyada baktığınızda sadece İdlib'de sınırlı bir muhalefetten bahsedeceğiz. Bu aslında Halep'in geri alınması, rejim tarafından geri alınması, rejime adeta moral motivasyon, ciddi bir can suyu anlamına da gelecek. Şimdi Halep'te ciddi bir koalisyon görüyoruz Uytun Bey. Rusya havadan bombalıyor, kara operasyonda da saydığınız unsurlar var. YPG var, diğer unsurlar var. Halep Elbab'a girmeden, Türkiye ve Özgür Suriye ordusu Elbab'a girmeden evvel Halep'i mutlaka rejim geri almalı gibi bir psikoloji mi söz konusu?
Yani o da var. Bir böyle bir şu anda yarış söz konusu. Yani işte ABD'de Trump iktidara gelecek. ABD politikasında bir değişim olabilir. Şu anda herkes bir tarihi fırsat yakaladığını düşünüyor. Bunu ele geçirmek için hemen öne alma çabası içerisinde böyle bir yarış var. Dediğiniz gibi rejim ve müttefikleri Halep'i ele bir geçirip daha sonra Elbap'a da uzanmak için bir çabası var. YPG ile ittifak içerisinde. Diğer taraftan Türkiye zaten bir kilometreye kadar Elbap'a yaklaştı. Burayı ele geçirmek istiyor. Böyle bir mücadele söz konusu. Ama yani benim görebildiğim kadarıyla en azından Elbap konusunda Türkiye'nin elinin son derece güçlü olduğu. Eğer Türkiye askeri anlamda başarısını devam ettirir ve kararlılığını devam ettirir ise ne ABD'nin ne Rusya'nın, ki sizin biraz önce haberlerinizde vardı, Rusya Türkiye'ye yönelik saldırının arkasında olmadığını bizzat en üst ağızdan ifade etti. Ben bunun arkasında daha çok rejimin ve rejimin içerisinde de İran destekçisi tarafından desteklenen unsurların olduğunu düşünüyorum. Çünkü rejimi de şu anda düşündüğümüzde artık bir rejimden bahsetmek mümkün değil Suriye'de. Ortadan kalktı. Bir taraf Rusya, bir taraf İran tarafından kontrol edilen, manipüle edilen bir yapı. Ve tabii Rusya ile Türkiye arasında şu anda nispeten bir koordinasyon var ama İran Türkiye'nin Elbap'ı ele geçirmesini ve aynı şekilde Suriye rejimi ele geçirmesinden rahatsız. Dolayısıyla bu unsurlar tarafından manipüle edilen gruplar, unsurlar tarafından bir saldırı olmuş olabileceğini düşünüyorum. Şimdi Öğütüm, anlayamadığım bir şey var. Bir yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin'in 25 saat içerisinde iki kez telefonla görüştü ve Suriye'deki operasyonlar konusunda tam mutabakata vardıkları şeklinde haberleri biz de izleyicilerimize paylaştık. Ama bir yandan da Rus hava desteği olmadan rejimin mesela Halep'te bu katliamlara imza atmasının söz konusu olamayacağını da biliyoruz. Rusya ile Türkiye o zaman Suriye konusunda hangi noktalarda uzlaşıyor? Yani şimdi herkesin kırmızı çizgisi var. Yani Halep konusu Rusya açısından baştan itibaren öncelikli konulardan biri oldu. Türkiye'nin Halep konusundaki hassasiyeti malum ama özellikle YPG'nin ve IŞİD'in Kuzey Suriye'de giderek güçlenmesi ve Türkiye'ye dönük tehditlerin artmasıyla birlikte öncelik sıralaması değişti. Türkiye şu anda birinci önceliği Azaz Cerablus arasında 100 kilometre genişlik ve 50 kilometre derinlikte bir hatta güvenli bölge oluşturmak istiyor. YPG'yi burada tamamen elimine etme hedefini güdüyor. Bu Halep'ten vazgeçtiği anlamına gelmiyor Türkiye'nin. Halep'e ilişkin hassasiyeti devam ediyor ama bütün dünyanın gözlerini kapadığı, Halep'teki bu inanılmaz katliama sessiz kaldığı bir ortamda Türkiye'nin tek başına nasıl bir burada değişim yapabileceğini öngörebiliriz. Böyle bir ortamda tabii Türkiye mecburen güvenlik endişeleri nedeniyle YPG'ye işi de odaklanmak durumunda kaldı. Halep'ten biraz ne yazık ki gücü itibariyle, imkanları kapasitesi itibariyle uzak kalmak durumunda kaldı. Dolayısıyla rahatsız, Rusya'nın bu operasyonundan bunu sürekli dile getiriyor ama birçok konuda da anlaşıyorlar. Yani özellikle bu operasyon, Fırat Kalkanı operasyonu konusunda Rusya'nın yeşil ışık yakması son derece önemliydi. Ve bundan sonraki dönemde de Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması temelinde dış güçlerin, bölge dışı güçlerin, başta Amerika, Avrupa olmak üzere Kuzey Suriye'de kurmak istedikleri düzene karşı ortak mücadele noktasında iki ülkenin yaklaştığını söyleyebiliriz. Ama bu, yani bunu çizgileri iyi belirlemek gerekiyor. Bir al-ver. Al-ver. Yani herkesin kırmızı çizgisi var. Belli noktalarda çatışma içerisinde olabilirsiniz. Belli konularda uzlaşabilirsiniz. Ve siz iki ülke, Türkiye, Rusya, Suriye konusunda anlaştığında bir dosyada anlaşıyor. Ve bu dosyanın belli bir sınırları var. Doğru. O dosyanın dışında çatışma halen devam ediyor. Yani Türkiye İdlib'deki muhaliflere desteğini ben sonlandırdığını düşünmüyorum. Ve Rusya'nın da rejime desteği halen devam ediyor. O dosya çerçevesinde bir uzlaşı var. Herkes sınırlarının farkında ama onun ötesinde rekabet ve çatışma devam ediyor. Şimdi bir yandan da bütün bu hengamenin başlaması DEAŞ, işte Amerika Birleşik Devletleri'nin önceliği DEAŞ'ın temizlenmesi, Türkiye sınırında bir terör örgütü istemediğini defalarca ifade etti. Moskova'da kendi açısından ben DEAŞ'la mücadele ediyorum. Aslında muhalifler de bana göre DEAŞ'tan çok farklı değiller şeklinde bir yaklaşım sergiliyor. Sıkıştı mı DEAŞ? Gerçekten bir yaşam alanına ihtiyacı var mı? Mesela Golan Tepelerinde İsrail askerlerine ilk saldırı gerçekleşti DEAŞ tarafından.
yeni alanlar mı yaratmaya çalışıyor DHKP? Yani yeni alanlardan yaratmaktan ziyade bu saldırı bile ne kadar sıkıştığının bir göstergesi. Hı-hı. Çünkü İsrail biliyorsunuz bu cihatçı gruplar arasında son derece hassas bir konu. Hı-hı. Bu saldırı üzerinden tabii yeni bir meşruiyet üretme çabası içerisinde. Ben İsrail'e saldırıyorum. Saldırıyorum. Diyor. Bugüne kadar ne deniyordu? Yani sen işte İsrail temel tehdit diyorsun ama daha İsrail'e henüz bir saldırının bile olmadı gibi bir söylemle IŞİD karşıtı gruplar bir söylem geliştirmişti. Bunun üzerinden yeni bir meşruiyet yaratıp adam devşirme, kendisine yeni bir çekim alanı oluşturmak için bir çaba içerisinde. Bu da sıkıştığının çok ciddi bir göstergesi. Son yayınlanan raporlarda Irak'ta bildiğim kadarıyla %50 civarında bir toprak kaybı. Yani sahip olduğu toprakların %50'sini kaybetti. Suriye'de ciddi bir gerileme süreci içerisinde Fırat Kalkanı ile birlikte dışa açılımını, batıya doğru. açılımını kaybetti. Şu anda giderek Suriye'nin doğu ve güneydoğu çöllerine hapsolmuş bir örgüte dönüşüyor. Bir taraftan da Rakka operasyonu sürüyor. Irak'ta Musul'u kaybetti, Telefer'i kaybedecek. Ciddi bir zayıflama eğilimi içerisinde. Ama kaybettiği toprakların ötesinde en büyük kaybı bence ilk dönemde, o hep konuşuyorduk bu programlarda da defalarca konuştuk. Uluslararası alanda cihatçı, radikal networklerin çekim alanlarını, merkezi olmuştu. Onu kaybetti. Yani artık adam devşiremiyor. Bu en önemli kaybı. Ekonomik kaynaklarını kaybediyor, sınır geçişlerini kaybediyor, petrol ve doğalgaz üretimi satışı konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bir dönem dünyanın en zengin terör örgütüydü. Bu anlamda ciddi bir sıkışmışlık içerisinde. Dolayısıyla o saldırıyı da bu sıkışmışlığın bir sonucu olarak görmek lazım. Bu IŞİD'in taktiği. Yani hep El-Kaide ile arasındaki sorunun diyelim ayrışımın temel nedeni taktiksel farklılıktı. El-Kaide batı hedeflerine yönelik terör saldırılarını önceliyordu. IŞİD bir bölgede kontrol sahibi olup devlet aklıyla bir hilafet devleti tırnak içerisinde kurmayı hedefliyordu. Ama ne zaman sıkışmaya başladı Irak'ta, Suriye'de? Aynen El-Kaide gibi döndü. Batı'da, doğru. Türkiye'de terör eylemlerine başladı. Bu da bunun bir sonucu gibi görmek lazım. Şimdi aslında Suriye'de yaşadığımız bütün bu süreç kişisel olarak benim uluslararası topluma ve o uluslararası normlara olan inancımı ciddi şekilde sarstı. İnanılmaz bir sivil kayıptan bahsediyoruz ve bunun karşısında dünyanın yapabileceği hiçbir şey yok mu sorusu hepimizin zihinlerinde. Bugün Fransa Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı. Bu toplantılardan bir şey çıkmasını bekliyor musunuz? Yani siz de uluslararası ilişkiler eğitimi aldınız, ben de. Daha birinci derste bizim hocalarımızın bize öğrettiği uluslararası ilişkilerde belirleyici olan çıkarlardır, ulusal çıkarlardır. Uluslararası hukuk alanında ne yazık ki çok gri bir alan. Ve bu tür insani durumlar, uluslararası etik, ahlak gibi konularda uluslararası çıkarlar çerçevesinde tanımlanıyor. Ona göre belki sizin için bir araca dönüşüyor veya göz ardı edilebiliyor. Şu anda Suriye'de de yaşanan, işte bu Halep'te yaşanan inanılmaz katliama karşı bu duyarsızlık esasında ulusal çıkarlarla son derece ilgili. Uluslararası hukuktan ziyade siyasi değerlendirmeler, mülazalar daha belirleyici oluyor. Doğru. Şu anda Batı'nın burada doğrudan bir çıkarı gözükmüyor. Amerika Suriye'deki, özellikle Trump'la birlikte Suriye'deki önceliğini dedi ki IŞİD ile mücadele, gerisi umurumda değil. Muhalifler kim? Tanımıyorum bile. Muhtemelen Trump döneminde, Obama döneminde nispeten böyle bir çekinceli, işte ölme ama çok da güçlenme tarzında bir yardım vardı. Ne ol ne öl gibi bir yardım vardı. Trump döneminde bu da bitecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla tamamen güç mücadeleleri burada etkili olacak. Ve bu tür girişimlerden ben açıkçası siyasi bağlamda değerlendirdiğimde bir sonuç çıkmasını çok mümkün görmüyorum. Hı hı. Ancak ve ancak işte Halep'ten yeni bir göç dalgası olacak da Türkiye'den Avrupa'ya dönük bir yeni göç dalgası ortaya çıkacak. Kendilerine yönelik bir tehdit ortaya çıkarsa belki orada bir daha sorumluluk almaya hazır bir Avrupa Birliği, Batı görebiliriz. Ama şu noktada beklentimiz zayıf tabii. Şimdi Suriye'yi konuşurken Öytün Bey, sizle de defalarca konuştuk. Bizim bir önceliğimiz var elbette ki Türkmenlerin durumu. Dün Suriye Türkmen Meclisi Genel Sekreteri Sayın Zeki Türkmen konuğumuzdu ve
Maalesef onun dün bahsettiği mahalleler, Türkmen mahalleleri Halep'teki şu anda PYD'nin kontrolünde. Buradan haber alabiliyor muyuz? Yani son durum nedir? Türkmen mahallelerinde Türkmen siviller var mı? Oraya yönelik bir hamle söz konusu olabilir mi? Yani tabii ki haberler işte orada içeride savaşan, çatışan unsurların yayınladığı, sosyal medya üzerinden yayınladığı videolar, fotoğraflar üzerinden bir şekilde haberdar olunmaya çalışılıyor. Tabii onlar da uluslararası toplumdan, Türkiye'den bir yardım çağrısı içerisindeler. Ama biraz önce ilk başta söylediğim gibi dünyanın sessiz kaldığı bir ortamda Türkiye ne yapabilir? Ama bunu şöyle görmek lazım. Yani burada mücadele bitmiyor, savaş bitmiyor. Yani Türkmenler, Türkiye buranın yerel unsuru. PYD veya Rusya, Iraklı milis güçler, Hizbullah buraya dışarıdan gelmiş güçler. Dolayısıyla şu anki kaybı nihai bir kayıp olarak görmemek lazım. Fırat Kalkanı başarıyla devam ediyor ve bu Fırat Kalkanı ucu açık bir operasyon. Yani neden rejim ve İran destekli unsurlar buna müdahale ediyor? Hı hı. Çünkü bunun nereye uzanacağı konusunda onlar da net değiller. Yani Türkiye buraya giriyor. Yani işte belki bir askeri üs kurulacak. Türkiye ne zaman nasıl çekilecek? Burada çekilecek mi? Çekilecek mi? Yani şimdi siz Elbap çok önemli. Yani son derece kritik. Çünkü Elbap'ı kontrol ettiğinizde siz Halep'e müdahale imkanınız var. Rakka'ya uzanma şansınız var. Bu yüzden zaten bütün aktörler Elbap'ı ele geçirmek için bu kadar mücadele ediyor. DH Elbap'ı savunuyor mu Oytun Bey şu anda? Savunabildiği kadar savunuyor ama DH şundan faydalanıyor daha çok. O kadar zayıfladı ki DH savunmaktan ziyade ona karşı mücadele eden aktörler arasındaki farklılıklardan, rekabetten faydalanıp aradan çekilip onları karşı karşıya getirmeye çalışıyor. Çok da direnme gücü yok açıkçası. Türkiye Elbap'ı neden ele geçiremedi? Yani şu anda çok gücü yetmediği için değil. YPG Münbiş tarafından harekete geçti. Mecbur güçlerinin Türkiye Özgür Ordu o tarafa kaydırmak zorunda kaldı. O yüzden Elbap gecikti. IŞİD buna şu anda oynuyor. Yani yoksa Türkiye ve desteklediği unsurlar Elbap'ı daha rahat ele geçirebilir. Ama Elbap çok kritik bir bölge. Oranın siklet merkezi oradan Rakka'ya, Halep'e doğru uzanabilirsiniz. Dolayısıyla en azından umudumu söyleyeyim. Yani bu Halep'teki bölgelerin sadece Türkmen bölgeleri değil, oranın yerel halkının şu anda çok onurlu bir mücadele yürüten, oradaki muhalif unsurların da ölmeyi göze alarak mücadeleyi yürüten unsurların da uzun vadede bu fedakarlıklarının bir karşılığı olur diye umuyoruz. Şimdi düşman Suriye'de bir değil. Hep söylüyoruz herkes birbirine silah doğrultmuş durumda diye. Türkiye'de o dengeyi korumak zorunda elbette ki. YPG ne yapıyor, DH ne yapıyor? Özgür Suriye Ordusu'nun kapasitesi ne? Gerçi dün Zeki Bey programımızda söyledi. Dabık diye yücelttikleri dabığın ele geçirilmesi sadece 9 dakika sürdü diye. Elbette ki karşılıklı bırakıldığı zaman çok kısa süre içerisinde Elbap'ı almak mümkün olabilir ama dediğiniz gibi bölge dengelerini de göz önünde bulundurmak zorunda. Elbap tabii ki Dabık kadar kolay olmayacaktır. Çünkü Elbap'ı kaybettiği anda biraz önce önemini anlattım Elbap'ın. Birçok yani Halep'in kırsalında kaybolacak ve Elbap'ı kaybettiği anda IŞİD Suriye'nin doğusuna Rakka'ya hapsolmuş bir örgüte dönüşecek. Dolayısıyla bu kadar kolay olmayacaktır ama rahat bırakırlarsa, IŞİD ile mücadele konusunda samimi olduğunu ifade eden Amerika dolaylı yoldan bu operasyonun altına oyacak girişimlerde bulunmazsa Elbap o kadar da zor değil. Dikkat edin, Türkiye'ye tanklarına yönelik saldırılar, YPG saldırılarında TOW füzeleri kullanılıyor. Evet. Yani burada bir vekaleten savaş var, bunu görmek lazım. Yani bunlar ABD tarafından verilmiş silahlar yoluyla Türkiye'ye yönelik dolaylı saldırılar birlikte olunsa esasında son derece kolay bir şekilde ele geçirebilir ama sorun IŞİD'le mücadele değil. Şu anda Türkiye, Amerika, Batı, İran bütün bu aktörlerin derdi IŞİD. Tamam da.
IŞİD sonrası ne olacak? Kim alacak? Dert o yani. Biz de IŞİD sonrasını muhtemelen konuşmaya devam edeceğiz. Hemen kısacık bir hatırlatma yapalım. Yarın Suriye Türkmen Meclisi olağanüstü toplanıyor değerli izleyicilerimiz. Bu toplantıdan da önemli sonuçlar çıkmasını bekliyoruz. Zira Suriye Türkmen Meclisi Halep'te Türkmen mahallelerinin tamamen yıkıldığına dair bir de bildiri yayınladı. Biz de bu bildirinin detaylarını size aktaracağız. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sayın Orhan, programımıza katıldığınız için sağ olun. Evet, devam ediyoruz efendim.